Derler ya, ya arkadaş siz bu işi yapıyorsunuz da sizin gibi yapan var mı ya gerçekten? Sizin gibi gerçekten çocuğunu okula göndermeyen var mı? Askere gitmeyen var mı? Gerçekten elimizde televizyon yok mu diyorlar size? Sanki çok önemli bir şey. Sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında televizyon vardı. Hadi geçtik, 100 sene önce televizyon yoktu ki zaten. Adam buna takılmış. Gerçekten sizin evinizde televizyon yok mu? Ya yok işte yani. Yani sanki yemekten içmekten kestik kendimizi. Öyle değil mi? Bu soruları aynı bizim kavim söylüyor. Mesela örnek vereyim, yakınlarımız hep bize şöyle der. Vallahi sizin söylediğiniz haktır. Siz doğru söylüyorsunuz ama bu zamanda olmaz bu. Bu zamana uymuyor sizin anlattıklarınız. Demediler mi? Diyorlar. Hala da diyorlar. Bak demek şeyhin zamanında da söylüyorlar. Bu özürleri beyan ediyorlardı. Ve devamında derler ki وَلَا يَجُوزُ اِنْدَ اَهْلِ بَلَدِنَا اِلَّا مَنْ وَافَقَهُ. Ancak bizim bu beldemizde ne olmaz? Bizim bu beldemizde bunları yapmak doğru olmaz. Biz bizim zamanımızdaki insanlara muvaffakat edelim. Onlar gibi davranalım. Aynı bizim müşrikler. Ya iman ne diyorsa ona uy. Boş ver, yeni yeni şeyler çıkartma. Eski köye yeni adet getirme. Bak anlattıkların hak olabilir. Kur'an'a uyabilir. Sünnete uyabilir. Ama bu zamanda, bu devlette olmaz. İmamlar ne diyorsa ona uy. İmamlar senin nefsinin hoşuna giden şeyler söylüyorlar. E tabi imamlar da ne diyorlar? Kardeşim diyorlar, zorlaştırmayın. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Dillerinde bu hadis. Dillerinde bu hadis hiç düşmüyor. Halbuki bu hadis söylenme yeri neresi biliyor musunuz kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberin mescidine biri gidip işiyor bir bedevi köşeye. Sahabe gidip onu dövecekler. Dalacaklar. Peygamber diyor bırakın adam işini bitirsin. Ondan sonra peygamber bu sözü söylüyor ashabına. Yani zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyerekten ashabını uyarıyor. Yoksa ashabı dövecek. Adam alıyor bu hadisi itikat meselelerine getiriyor.